Emanetimizi almaya geldik. Sizinle işimiz yok beyler. Çekilin. Çekilin de aile meselemizi çözelim. Ayşegül, içeri girsen. Haydi Zübeyde Hanım. Sen de kızın da bizimle geleceksiniz. Kimse bir yere gitmiyor. Kesin şunu. İndirin silahları. Rahat. Ana. Senin ne işin var burada? Asıl sen benden habersiz ne işler karıştırıyorsun? Nerede görülmüş? Nerede duyulmuş atayı yok saymak? Ama ana. Kelam etme. Otele git beni bekle. Bunca yıl arkamızdan iş çevirmişler. Emanetimizi almadan gitmem ana. Ne dediysem onu yap Fırat. Çok konuşma. Haneden uzak kalmak yaramamış sana. Yolu yordamı unutmuşsun. Elbette emanetlerimizi alacağız. Ama böyle değil. Git şimdi. Hayati, hanımefendiye bahçeye kadar eşlik et. Buyurun. Sağ ol. Onca yıl sonra rahmetli oğlumun karısı ve kızı olduğunu öğreniyorum. İyi saklanmışsınız. Suçlular saklanır Maral Hanım. Biz 30 yıldır bu adresteyiz. Bilmediklerinizden de biz sorumlu değiliz. Murat bunu sizden neden gizlemiş hiç düşündünüz mü? Töreye uygun bir evlilik yapmadığı için. Bizi cezalandırmak için. Belli ki siz de ona yardım etmişsiniz. Bunca yıldır bir torunum olduğunu öğrenmek benim de hakkımdı. Siz bu hakkımı elimden aldınız. Bakın Maral Hanım. Geldiniz. Bu kapıdan girenin başımızın üstünde yeri vardır. Lakin kapıda yaşayanların kararları da, sırları da burada bizimle kalır. Murat karısını, kızını buraya emanet etti. Zübeyde de kocasının vasiyetini yerine getirdi. Vasiyetmiş. Töremizde yeri yoktur. Murat anamın kalbi yanık kalsın. Mürüvvetimi göremedi diye gözyaşları dinmesin mi dedi. Koskoca 10 yıl. Murat'ımdan hiçbir şey kalmadı sanarak yaşadım ben. Töre dediğimiz şey insanları bir araya getirir. Oğlunuzu sizden ayıran, karısını, kızını gelecek için korkutan şey töre olamaz. Boşuna korkmuş. Sahipsiz değiller. Alıp götüreceğim onları. Töremize uyacağım. Ve Fırat oğlum da onların atası olacak. Şükür ki niceleri bundan vazgeçtiler. Ama siz Zübeyde'yi kaybettiği kocasının abisiyle evlendirmeye niyetlisiniz. Bu kadının isteklerini, sevgisini, yaşamını yok sayan adete boyun eğmem, eğdirmem de. Kimseyi ilgilendirmez oralar. Bizim derdimiz ailemizi bir arada tutmaktır. Yadellerde onları kimsesiz bırakmak koca süngücü aşiretine yakışmaz. Koca aşiretinize yakışan Murat'ı yaşatabilmekti. İşte Murat böyle olacağını bildiği için ailesini sizden sakladı. Şimdi anladınız mı neden torununuza hasret kaldığınızı? Maral Hanım, dilerseniz sizi şimdi gönderelim. Yol yorgunusunuz. Hem dinlenirsiniz, hem de oğlunuza durumu izah edersiniz. Ben de Zübeyde ile konuşurum. Yarın gelirsiniz. Hepimiz görüşmek için daha aklı selim bir durumda oluruz. Kahve için teşekkür ederim.
Yarın tekrar geleceğim. Murat tertemiz bir çocuktu. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Onun tek isteği 100 yıllık bir ezberi bozmaktı. Maalesef hayatına mal oldu. Bu kısır döngüyü çözecekse yüreği yanan bir ana çözecek. Siz çözeceksiniz Maral Hanım. Çözün ki torununuzu bağrınıza bastığınızda ateşinizle onu da yakmayasınız.